Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Milletvekilliği düşürülen CHP'li vekil Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetmişti. Ancak Berberoğlu duruma itiraz etmişti. Bugün içeride adliyede mahkeme heyetine bana atılan iftiranın gerçek olmadığını anlatma şansına kavuştum. Bundan dolayı gerçekten mutluyum. Tane tane anlatacağım kendilerine. Bu işin bir medya ifade özgürlüğü davası olduğunu, halkın haber alma özgürlüğü davası olduğunu, bundan ibaret olduğunu tane tane anlatacağım. Şükür ki burada adliyenin önünde sizlerin karşısında para sıfırlamak suçlamasıyla bulunmuyorum. Ya da bir terör tarikatını devlete egemen kıldığım, İmamın ordusunu darbeye teşvik ettiğim suçlamasıyla da karşınızda değilim. Ya da bir terör örgütüyle pazarlık yapıp memleketi cehennem yerine çevirmekle de suçlanmıyorum. Suçlandığım konu doğru bir haberdir. İtiraz ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme talebi reddederek dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.